Irmak Hanım, neden aniden karar değiştirdiniz? Sorabilir miyim? Artık saklanmama gerek kalmadı. Ülkeye dönüş yaptım. Bir iş yapacağım burada. Şimdi sorgu sual bittiyse sen anlat bakalım. Neler oluyor? Aslında ilginç gelişmeler oluyor. Bizim ekibin raporuna göre Nane Hanım dün bir dağ evine gitti ve Atıf Birsel'le buluştu. Fırat Kazan kendisini izledi, bir süre sonra da ayrıldı. Nane Hanım geceyi orada geçirdi. Sabaha karşı da kıyıda biraz vakit geçirdi. Düşünceli bir hali vardı. O akşam Fırat Kazan'ın evine gitti. Birkaç saat kaldı. Çıkışta çok öfkeli görünüyordu. Şu anda da çiftlik evinde Atıf Birsel'le beraber. Fırat Kazan'ın dün bütün gün sizinle beraber olduğunu söylememe gerek yok herhalde. Onu zaten biliyorsunuz. Harikasın Sinan. Sen bundan sonra yoğun olarak Narin'le Atıf'a odaklan, tamam mı? Altın değerinde bilgiler bunlar. Fırat Kazan'la tekrar başladınız sanırım. Öyle mi? Henüz değil ama çok uzun sürmez. Başlarız yine. Onu çok özlemişim. Güzel burası böyle. Sessiz. Bana bak. Çok düşünüyorsun bu aralar. Biraz makineleri soğutmakta yarar var. Az düşün. Düşünecek çok şeyim var daha. Ama böyle devam edersen elektriği trafodan keseceğim. Ekmek yiyoruz lan orada. Pardon Babir abi. Ne? Yani abi Sermet abi. Abi içim geçmiş şöyle bir. Hayırdır? Beşik mi salladın sabaha kadar? Yok abi, öyle olsa yine iyi yani. İstanbul'u dört döndüm yengenin peşinde. Bir de tavanı kuvvetli maşallah. Pıt 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 oraya, pıt 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 buraya. Öyledir benim Narin'im. Ceylan gibi seker. Ne yapıyor? Ne yapsın abi? Okul çıkışı için iş ayarlamış bir tane kendine. Bunda bir tane restoranda çalışıyor. Ne iş? Bulaşık yıkıyor abi. Bulaşık. Bildiğin bulaşık. Aynen. Allah Allah. Nerede kalıyor, ne yapıyor? Aksaray'da bir yer tutmuşlar abi arkadaşıyla. Orada kalıyorlar. Ev mi? Bildiğin ev. Hı. Lan bu kız hayatı boyunca aslandan dışarı çıkmadı. Nasıl böyle bir iki günde ev hallediyor? Biri mi yardım ediyor lan buna? Ulan Fırat Kazan. Ulan Fırat Kazan, aptallık, ben de senin verdiğin söze inandım. Tabi kızın arkasında değil mi? Gölge gibi. Yok abi, Fırat Kazan da ortada yok, babası da yok ortada nicedir yani. Çocuklar bakıyor. Hani kokusu çıkacak yakında, onlar bir iş çeviriyor. Onun kokusu belli. Mali Ekmek Kazan'ın peşinde. Böyle burnunu dışarı çıkarttığı zaman kafasına küt diye binecekler. Vallahi abicim, pisliğin ucu bize bulaşmasın. Gerisi önemli değil. Bize bir şey olmaz oğlum. Sıkıntımız yok Allah'ın izniyle. Ama sen şimdi bunları boş ver. Narin'in peşine takıl. Ne yapıyor, ne ediyor, nerede geziyor? Hepsini öğren. Hadi. Tamamdır abi. Şş, bana bak. O bulaşıkçıda filan restoran, mestoran, mahalle işlerinde öyle yamuk adamlar yok değil mi? Yok abi, mümkün mü öyle bir şey, lütfen ya. İyi. Kemal'e git bir de sana öğrenci kimliği çıkartsın. Bundan sonra derslere gireceksin. Olur abi, eyvallah. Harçlığın var mı lan? İyiyiz abi, sağ olasın. Hadi Allah'a emanet. Sen de inşallah abi, görüşürüz. Hayırdır Rıfat abi? Ne bu hali ya? Yok bir şey kardeşim ya. Bu şeyler var ya, arka mahalledeki serseriler. Onlarla öyle ufaktan bir dalaştık ettik de yok yani bu durum. Sen bir de onların halini göreceksin ya. Çok fenalar ya. Neyse hadi. Neyse. Benim biraz iş var, kaçayım. Neyse hadi. Geçmiş olsun. Eyvallah kardeşim. O koskoca evde tek başına yapayalnız bunalırsın tabii. Ya bak, Boğaz'a karşı çok güzel kutu gibi evler var. Gel bakalım bir taşıma, inat etme. Aslında ben de sıkıldım evden. Üçümüz beraber tutalım. Acayip eğleniriz. Olmaz. En başta bir kere amcamla yengem izin vermez.
sonra zaten Irmak da ne yapacak belli değil. Şimdiden mızmızlanmaya başladı. Size bir şey söyleyeyim mi? İki güne kalmaz Irmak İsveç'ten kalkıp buraya gelirse ben hiç şaşırmam. E o zaman Meto sende kalsın ya da bir süre sen onda kalsan. Aman, aman. Bana Meto'dan bahsetme. Bırak şeytan görsün onun yüzünü ya. Ne oldu yine? İki gün önceye kadar iyiydiniz. Siz dergileri görmediniz herhalde. Yok. Geçen hafta biz beyefendi İzmir turnesinde zannederken kendileri Mikonos'ta sevgilisiyle aşk tazeliyormuş. Ne? Soysuz. Bir de bana yalanlar söylüyor, yeminler ediyor. O eskiden de eski fotoğraflar senden önceydi diye. Bırakın ya. Üf. Bırakın onun yüzünü şeytan görsün. Aman boş ver. Hiç içimsinmemişti zaten. Ne yapacaksın şimdi? Yani yapacak bir şey yok. Yalnız başına yaşamayı öğreneceğim ben bir şekilde. Belki o zamana kadar annemin babamın hayaletleri de sıkılıp giderler ha. Canım benim ya. Seninle kalmamızı ister misin bu akşam? Hayal kızım, hayal. Nereden bulacaksın o parayı, o eve? Bulursun. En ucuzu 100 milyon. Yok yok. Benim mutlaka yeni bir ev bulmam lazım. Yoksa birinden biri kesin elimde kalacak o manyakların. Hadi ben kaçtım. Nereye gidiyorsun? Hani öğlene kadar dersin yok diyordun. Yok ya. Ne dersi derse falan girmeyeceğim. Biraz arabayla dolaşıp kafamı dağıtacağım. Biz de gelelim o zaman. Hadi kızlar. Sen bu kafayla hiçbir yere gidemezsin. Ay, yok yok hayır. Aa, yalnız kalsam daha iyi. İyiyim. Vallahi. Tamam. Hadi görüşürüz. Yalnız bırakması gerek keşke. İstemedi işte. Buradan gidiyorsunuz hanımefendi. Hı. İlk solda bir boş arsa göreceksiniz. Hemen yanında 1, 2, 3. bina. Tamam, sağ ol. Rica ederim. Kızım, hayır saçmalama olmaz, dönemezsin ya. Hayır efendim, otur oturduğun yerde. Allah Allah, o aklını okuluna ver. Ne be? Zart zart zart, al. Irmak, bak benim derdim bana yetiyor. Bir de seninle uğraşamam yani. Lütfen çekilin, yol verin lütfen. Ölmeyecek ama değil mi? Ben de geleceğim. Yavaş, yavaş. Ben de geliyorum. Alo.
Ya abicim çok kötü bir şey oldu ya. Nari yenge kaza geçirdi abi. Nereye? Gözünü seveyim ya. O kız orada canıyla mücadele veriyor. Ne demek lan nereye? Abicim azıcık sakinleş. Gözünü seveyim ya. Lan nasıl sakin olayım lan? Abicim bak sen ofise git. Ben buradayım. Her şeyle ilgileniyorum. Ben sana rapor veririm. Nasıl gideyim lan ofise? Nasıl gideyim lan? Abi yengeye çarpan kız aynı zamanda yengenin sınıf arkadaşı abi. Bana ne lan? Abi şimdi seni görecek, tanıyacak. Bizim bütün olayımızı sabote edecek abi. Kızın başına bir şey gelirse acı senden bilir. Doktorla konuş, başhekimle konuş, birileriyle konuş. Gerekirse bu hastaneyi satın al. Senin canını yakarım Ali. Tamam mı lan? Tamam abi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.